tarihçilerin sıklıkla kullandığı bir şey var hocam. Çok hoşuma. Kalem. Açılışta iğrenç esmeti ben yapmak istedim. Kötü şakası, tamam olur. Belli bir dönemi anlamak için hani o döneme ait, o dönemin kendi ruhunu yakalamak gerekliliği. Şimdiki kullandığımız zihinle, işte bu Zeitgeist, zaman ruhu dediğimiz matematikte, o dönemi anlayamayacağımız bilgisi. Mesela Topkapı Sarayı'nda yemek masası yok. Yani toplu yemek diye bir algı yok. Şimdi bizim toplu yemek kültür, beraber bir şey yapma ve bir şey yemekle yemek kültürünün mantığıyla o dönemin mantığını anlamak mümkün olmuyor. Ya da işte Orta Çağ'da 1200'de 1100'de ölüm hayatın doğal bir parçası ve sıklıkla ola gelen bir şey. O yüzden bir insanın ölmekle ilgili korkularının o dönemdeki hissedişlerle şimdi ölmenin nadir ve nedenselliğe bağlı olduğu ve bizim bireylerimizin başına gelmesinin çok yani uzak ihtimal olduğu bir dünyada bunu anlaması çok zor. O dönemin insanı için bu bir norm. Hayatın doğal bir parçası. Çünkü sıklıkla kıtlıktan, hastalıktan, savaşlardan birileri ölüyor ve öle gelme, sakatlanıyor ve uzun süre hasta ve yatalak kalıyor. Mesela bu dönemden o dönemi anlamak mümkün olmuyor. Ya da sanayi tipi şekerin olmadığı, mesela 1000 yılındayken, bu çok hoşuma giden de bir örnek. İşte bir kadının ya da bir erkeğin bir incir ağacına rastladığındaki duyguyu ya da bir elma ağacına rastladığında ya da bir bal peteğine rastladığındaki duyguyu. Şimdi bunu hissetmemiz mümkün değil. Yani o şekerin karşılığı bizde bambaşka bir hale gelmiş. Bu anlayamayacağımız bir şey. Gerçi şey, bir ay boyunca ketojenik kampa gidersen sonuçta öyle oluyorsun. Yani. Yani belki öyle öğretebileceğimiz tamam. Bir şey. Yani hep zamanların kendi içerisindeki fiziki koşullarına uygun şekilde bir ruhu var. Bir düşünme yöntemi, bir duygu kalıbı var. Benim bir iddiam var, gizli bir iddiam var bu sohbetin içerisinde. Bu şu anda içinde olduğumuz zamanın ruhunu bizim doğru isimlendirmediğimiz, doğru hikayelerle tarif etmediğimizle alakalı bir öngörüm var. Biz bu zamanı 1980'li, 90'lı yıllardan gelen modernist bir zihinle hikayelendiriyor ama bunun altında bambaşka bir şey yaşıyoruz. Yani bambaşka bir şey ola geliyormuş gibi görünüyor. Bunu doğru ayırt edebilmek için azıcık eğlenelim, hani eğlenmek için de. Bundan birkaç yüzyıl sonrasına gidip iki sosyolog gibi bugüne baksak, 2020'ler, Türkiye'si, Orta Doğu'su ya da işte Avrupa'sı. 100 yıl gidiyoruz. 2120'den bugüne bakıyoruz. 2120'den bugüne bakıyoruz. Yani özellikle hani ya da belki birkaç yüzyıl olabilir. Hani daha rahat görebilmek için. Amaç burada bu hikayenin bir parçası olmayalım. Hani bir taraf olmadan ya da bir parça olmadan bakalım. Bir, ikincisi de artık bütün görebilelim. Yani hani içinde olunca o kendi çaprazlıklarımızı, kendi çelişkili hallerimizi fark edemiyoruz. Ya da hani ne oluyor, neyi yapılandırıyoruz anlayamıyoruz. Oradan buraya bakarak şimdi ne oluyor hikayesine, bu zamanın ruhu ne, ne belirliyor bu zamanı, ana akışlarını, ana motivasyonlarını, ana hikayelerini diye tarif etsek aklına bir şey gelir mi? Vallahi enteresan şeyler geldi. Şimdi anne babamın zamanında gençliklerinde çekildikleri fotoğraflara şimdi bakıyoruz mesela, değil mi? Gerçi artık bu örneğe gerek kalmadı. Benim çocuklar benim gençliğimde çektirdiğim fotoğraflara bakınca da aynı şey. Bu yapıyorlar mesela. Bu ne? Şimdi kılık kıyafette falan başlıyor bu iş. Ya da 1900'lerin başında, 1800'lerin sonunda ilk fotoğraf ortaya çıktığı zaman çekilen fotoğraflara bakıyorsun. Bu çok bir değişik yani. Şimdi o şey gibi suratların olduğu 1800'lerin sonundaki fotoğrafların sebebi şeymiş. Uzun pozlama gerektiği için herkes bir ceset gibi uzun süre durduğunda fotoğraflar hakkında herkese asık yüzü çıkıyor. Tabii anlık reaksiyonu uzun süre tutamazsın. Aynen öyle giremiyorsun. Ama bir tane fotoğraf var mesela. 1890'larda çekilmiş bir Japon bir adamın böyle meyvelerin falan önünde bir fotoğrafı. Ve adam böyle çok doğal gülüyor. Kimse o fotoğrafın o tarihte çekildiğine inanmıyor. 2000'lerde çekilmiş bir fotoğraf gibi mesela. Çünkü o yüz halini o dönemin fotoğrafik hafızasına yerleştiremiyoruz. Zeitgeist'a çok uygun bir örnek oldu bu arada. Aynen, aldım tam, tam olarak. Artı mesela 1970'lerde çekilmiş İstanbul görüntüleri. Siyah beyaz kamerayla çekilmiş tır 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 falan. Şimdi dijital rekonstrüksiyonu aktarıyorlar, renkleri parlatıyorlar, yapay renklendirme yapıyorlar. Abi bir izliyorsun, sadece arabalar eski. Yani arabalar eski ve film seti gibi gözüküyor. Yani bir işte o Netflix'te falan tarih dizilerinde yapılan o biraz plastikimsi görüntüyü aynen yaşıyorsun. Şimdi bizim zamanı geçmişe doğru algılamakta böyle bir illüzyonumuz var. O zamandan bize gelen anlatı ya da görüntü neyse. Bu arada şeymişiz, 100 yıl önce çekilen filmleri izleyebilen ilk nesil bizmişiz. Ha, yani 100 yılı aştı çünkü şey.
mesela o günkü filmler niye tuhaf geliyor? Çünkü teknolojisi farklı, medya olarak bize farklı ulaşıyor. Ve bizim kafamızda aslında böyle bir çarpılma var. Şimdi bir gemiye binip de zamanda yolculuk makinesine 100 sene, 200 sene, 500 sene önceye gitsek, bu arada bize haber vermeseler, yemin ediyorum birkaç saat zaman değiştirdiğimizi anlayamayabiliriz. Yani çünkü her şey bize gerçek gözümüzde sadece başka bir yerde olduğumuzu fark edeceğiz ama lan diyeceğiz İstanbul da burası bir değişik falan gibi. Yani o gerçekliğin içerisinde buradan bakıp da yazdığımız senaryoların çalışmayacağını söyleyebilirim. Buna zaman illüzyonu diyorlar abi. Mesela YouTube'da da bir video vardı bununla ilgili. Videoda verdikleri örnek beni çok hayret ettirdi. Mesela gerçekten çarpıldım. Ben Ay'a inildikten 3 sene sonra doğmuşum. Bu inanılmaz bir şey. Çünkü Ay'a inme hep siyah beyaz bir şey. Ben siyah beyaz olamam ki. Ben hep renkli hatırlıyorum her şeyi. 3 yıl sonra. Yani bu ne kadar bir şey. Ay'a inmek çok eski. Ya da işte efendim Beatles'ın çıkarttığı albümle benim aramdaki mesafe bilmem nenin 3 katıymış da falan filanmış. Yani o kadar çarpık algılıyorum ki Beatles daha dünmüş mesela. Anne babamın zamanındaki bir popüler grup. Dolayısıyla bu çarpılmadan ötürü bir kere bir zorluğumuz olduğunu söylemeye çalışıyorum. Zihnen 100 sene ileri gittiğimizde burayı çok zor. Yani çünkü 100 sene sonraki insanın burayı görme biçiminin ne olacağını pek bilemiyoruz. Bugünkü videolar işte 4K teknolojiler falan, şu YouTube videosunun teknolojisi bildiğimiz bir şey. Ama acaba o zaman neyle kıyaslayacaklar da bizi nasıl algılayacaklar? Evet, doğru söylüyorsun. Orada bir referans. Bir de bunun şu tarafı var. Aklıma getirdiğin kısım o. Mesela bir ara bir böyle bilim kurgu hikayesi yazmıştım. Böyle işte ilahiyatçılarla falan çok tartıştım bir dönemde herhalde. Birisi bir zaman yolculuğu yapıyor, geriye gidiyor. İşte birbirleriyle tanışıyor, ediyor falan. Bu da çok böyle hızlı bir Müslüman falan geri giden. En sonunda biriyle tanışıyor, onunla takılıyor falan. En sonunda adamın böyle bütün işte inancı bunun kafasını çok bozuyor. En sonunda anlıyoruz ki bu inancına çok bozuldu ve düşman oldu. Adam İslam peygamberiymiş mesela. Yani bizim buradan giden Selefi zamanda yolculuk yapıp geri götürdüğünde peygamberle nasıl anlaşamayabileceğine dair bir kurguyu çok rahat kurabilmiştim bu arada. Çünkü bugünden dinlediğimiz mesela dini hikayeler şeyler de öyledir. Kadim hikayeler de bugünün zihniyle anlıyoruz. Halbuki o zamana gitsek mevzu hiç öyle romantize ettiğimiz gibi bir şey değil. Başka bir şey göreceğiz orada. O insanları tanıyamayacağız. Kafamızda resmettiğimiz gibi bulmayacağız orada. Ve mesela 100 sene öncesine gittiğimizde, 500 sene öncesine gittiğimizde zamansal bir değişikliği fark etmeden önce sadece etrafımızda ufak tefek şeylerin değiştiğini, insanların yine aynı dertlerle aynı takıldıklarını, farklı isimde ama aynı aptallıklarla meşgul olduklarını, hep zamanlarının özel olduğunu düşündükleri, çağın değiştiğine emin oldukları, büyük bir değişim falan. Abi her devirde bu olmuş. Ya 100 sene sonrasında yaşayan insanlar dönüp bugüne baktıklarında diyecekler ulan bunlar ne de bilmiş, nelerle uğraşmışlar. Baba şu Can Can'a iki kere toşun videosuna bak falan filan diye bize belki dalga geçecekler ama kendi ahmaklıkları içerisinde mutluca yaşamaya da devam ediyor olduklarını tahmin edebiliyorum ben. Dolayısıyla oraya gidip de burayı nasıl göreceklerini bilemem ama gördükleri ne olsa yanlış olacak abi. Ya her halükarda bir biyolog olarak şimdi biyolojide böyle bir avantajı var. Sami ve senin yüzünden o süreci bunu fark ediyorum. O avantajda insanın biyolojik varlığının sınırlılıkları üzerinden bir açılım yaptığında doğru söylüyorsun. Yani milattan önce 2000'li yıllarla bugün arasında biyolojik varlığımızda bir değişiklik olmadığına göre fonksiyonel biyolojik varlığın fonksiyona dönüştüğü alanlarda da çok büyük değişiklik olamaz. Yani hepimiz iselken, öksürürken altımıza sıçtık. Yani tamam mı? Yani hani bu o zaman da öyleydi. Şimdi bu kadim bir insanlık problemi. Evet yani şimdi yeni bu ağ toplumuyla beraber bunun tekrar gündem olduğunu, hatta bu Hasan Can Kaya'nın falan meşhur olmasını sağlayan şeyin zemininde de bu olduğunu. Aslında öznel... Hasan Can Kaya kim abi? Valla mavi ekran verdim bilmiyorum. Çok meşhur yeni bir tür stand-up gösteri yapıyor. Yani çok izleniyor. Eksene geçti falan. Ha yani. Şu çocuk tamam bildim ya. Kıvırcık böyle kravat konuşanlar. Çıkan, konuşanlar. Valla başarılı. Ha, yani, çok küfür ediyor ama gene iyi. Yani. Ya şimdi mesela orada da yakalanan şey yani hani aslında lojiler kapsamını çıkarttığımızda yukarıdaki işte saçma sapan hırslar kapsamını çıkarttığımızda insanın insandan farkı yok. Yani ya bir yaşamla ilgili hevesini ve ihtirasını ya da yaşamla ilgili kötü sıçma hikayesi diye tarif ettiği hikayesini anlattığında bu iki öykü kalıbı her insanı aynı parantezin içerisine alıyor gerçekten. Hangi statüde olursan ol, hangi ekonomik seviyede olursan ol. Ve bu da yeni ağ toplumu da tekrar yeni standart, yeni birleşkeli standart. O yüzden
onu topladığı grubun içerisinde bakıyorsun ki kıyafeten birbirinden çok farklı ya da eğitim olarak birbirinden farklı insanlar aynı şakanın eğlencesinde pozisyonlanabiliyorlar, bir yerde kalabiliyor. Belki acaba şöyle bir şeyden bakılabilir mi? Yani lokomotif ilk icat edildiği zaman ya da işte denemeleri yapıldığı zaman insan vücudu 80 kilometrenin üstünde bir hızla gitmeye dayanamaz diye büyük büyük şeyler kesen arkadaşların olduğu. İşte IBM'in CEO'sunun zamanında dünyanın 4 taneden fazla bilgisayara ihtiyacı yok falan. Şimdi bu arada o IBM'in CEO'sunun yazılım diye konuştuğumuz şeyin delikli kart sistemini kuran adam olduğunu da hatırlayıp konuşmak gerekiyor. Hani böyle hani mal bir yönetici ha ne demiş gibi bir durum değil adam dahi. Bütün bu bilgisayar devriminin kurucusu. Kurucusu yani tabii. Hani çok önemli kriterleri olan bir adam harbiden dünya. Çünkü işte bir Zygast'a sıkışma. Şimdi mesela biz de bugün şey yapıyoruz ya, ben de yazıyorum, konuşuyorum. Mesela dijital teknoloji bize ne yapıyor? Burası çok riskli bir alan. Çünkü hakikaten 100 seneyi bırak, 10 sene sonra ağır dalga geçirme riskim var. Yani tabii. Daha hayattayken bunu görebilirim. Fakat orada işte prensiplere bağlı kalmaya çalışsak da o anakronizm kaçınılmaz gibi gözüküyor. Mesela ben ondan şeyle yırtmaya çalışıyorum. Yani bu şu andaki teknolojinin değişim hızına baktığında bir süre sonra bu konuştuğumuz teknolojilerin hiçbiri olmayacak. Ama teknoloji insan ilişkisini prensip düzeyine indirgeyebilirsen o pek modası geçecek bir şey değil. Yani biz sürekli olarak bir teknoloji ilişkimiz var. Ben ilk defa talepkar teknolojinin zamanında doğduğum için, yani bana bildirim gönderip benden aksiyon bekleyen bir teknoloji var ya şimdi, çataldan farklı olarak. O teknolojinin nereye gidebileceği konusunda uyarılar yapabiliyorum. Ama mesela 100 sene sonra öyle şeyler olacak ki, mesela bugün sadece benim kitaplarımı okumayacak insanlar, bugün konuşulan şeylere bakacaklar. Dijital teknoloji yasaklanmalı, sosyal medya zehirdir falan lafları şimdi o günden bakınca bir değişik olacak. Belki senin ana iş kaynağın, beslenme kaynağın, yaşam biçimin, atıyorum Instagramvari bir platformda gerçekleşecek. Yani senin şehrin aslında öyle bir sosyal medya uygulaması olacak belki. Ya da onun çok gelişmiş bir versiyonu. Şimdi oradan dönüp de tarihsel olarak falanca devlet adamı, falanca yetkili, falanca doktor çıktı bunu dedi. Yani gözünü seveyim. İşte bu IBM'in kartçı amcasına şimdi benzeyeceğim. Şimdi onu, oradaki ikizlemeyi aslında sezdiğim şey bu. Bunu zamanın ruhunu bu yüzden tartışalım istemiştim arka tarafta. Onu biz şu anda karşılıklı yaşadığımızı düşünüyorum. Örneğiyle beraber vereyim. Bir tarafımız sosyal medyanın bağımlılık yaptığını söylüyor. Doğru değil mi? Şimdi bağımlılık yapıyor, tehlikeli, bıdı bıdı falan falan diye söylüyor. Ki bir sürü kanıtımız var. Kanıtımız da var bu arada. Yani tehlikeli örneklemler de var. Aynı zamanda da aktif bir şekilde sen toplantı yapmadan önce, tanışmadan önce, birilerini yapmadan öncesinde sen sosyal medyadan girip o kişiyi kontrol ediyorsun. Tabii ki. Şimdi buradaki riyakarlık şöyle. Senin dijital varlığını kişisel olarak çok önemsemiyorsun. Kişisel olarak sana söylemiyorum. Yani genele yaygın şekilde. Bunu çok önemli değilmiş gibi kabul ediyorsun. Mış gibi kabul ediyorsun. Ama bir başkasının dijital varlığını, dijital kimliğini de kontrol etmeden hayatında, hani kim bu kim la falan dediğimizde ilk yaptığım şeyde Google adını yazıyoruz. Alt tarafta ne çıkıyor ya bakıyoruz. Sonra da oradaki kanaatimizle de ön kabulle de onu kabul ediyoruz. Lan bu böyle de bir adammış falan. Sevmediğimiz orada göstermeyi tercih ettiği şeye ikna oluyoruz. İkna oluyoruz. Yani mesela bu riyakarlık aynı anda şimdi bu zaman diliminin içerisinde yaşadığımız bir şey. Bunun çokça örneği var. Veriyi kullanma halinde mesela algoritmalara olan adaptasyonumuzda falan hayatla alakalı. Yapay zekaya bıraktığımız işler. İşler. Bir taraftan yapay zekadan korkmalar. Korkma ya da işte onu hiç anlayan yapay zekanın gerçekten hani bir tür butik mankeni gibi karşımıza çıkmasını bekliyoruz lan yapay zeka. İşte o şu yapay zeka içerisinde bir sürü şeyi öyle kullanıyor. Yapay zeka daha başka bir şey değil ki. Ya mesela 5-10 sene içerisinde şey olacak ya, bu teknolojik ara birimlerin çoğu ortadan kalkacak, bedenle bütünleşecek falan. Ha mesela ben de oradan sonra elektrik kesiliyor. Yani biraz iterasyon yapıyor. Hatta işte bilim kurgu yazayım falan dedim. Bu bizim bilim kurgu merakımız da biliyorsun. İttiremiyorum oradan sonrasını. Yani tutup da bir biyonik insan, o 1980'lerde 70'lerde seyrettiğimiz 6 milyon dolarlık adam falan gibi diziler dışına çıkamıyorum. Çünkü şunu fark ettim, benim zihnim de biraz orada sıkışık. Çünkü bence şu dönemin insanların da zihni sıkışık. Çünkü hala bu konuda dişe dokunur bir bilim kurgu izlemedik. İşte bu Transcendence gibi, Her gibi filmler var. Bir yapay zeka ama bugünkü gibi. Fakat biraz gelişmiş. Gene insan var. Bugünkü gibi ama biraz daha debilleşmiş. İşte yapay zekaya aşık oluyorsun ya da adam zihnini bilgisayara yükleyip herkesi kontrol ediyor falan. Ama sıradan normal insanın öyle kötücül, mötücül ya da aşk hikayesi falan olmadan bedeniyle bütünleşmiş bir teknolojiyle ve kesintisiz bir veri ağıyla bağlı olduğu bir dünyada nasıl yaşayacağını ve
Bırak 100 sene sonrasında, 50 sene, 40-50 sene sonra dönüp buraya baktığında ne göreceğini inan hiç hayal edemiyorum. Çünkü benim müktesebatım ve hayal gücüm sınırları dışına zaten şu anda teknoloji çıktı. Ben hala cep telefonuna boş boş bakıyorum, lan nasıl yapıyor bu işi falan filan diye. Bir sonra olacak olan şeyi tahayyül etmem çok zor. Ama insanlık tecrübesine ben baktığımda gördüğüm şeyden pay biçerek şunu söyleyebilirim ki ağır dalga geçecekler. Yani halimizde ağır. Eğer hala insan kalmışsa, varsa dünyada bir şekilde becermişler demektir. Ki olmama ihtimali de var. 50 sene içerisinde yok olabiliriz. Ama geri dönüp baktıklarında ya Sinan Canan yani insaf be kardeşim diyecekler. Çünkü o değişimin nereye götüreceğini inan bilemiyorum. Ama bir kıstasım var. Yaşarlarsa yani bugündeki bütün o senin dediğin olaylara da bizim değerlendirmemiz ve endişelerimize de hepsi de boş gözle bakacaklar. Burada bu konuya bakarken bir ana motivasyonu en başta cebimizde tuttuğumuzu fark ediyorum genel olarak. Burada da farklı bir yer bulmaya çalışıyorum. Şimdi sen de cebinde ana motivasyon olarak ister istemez gelecekle ilgili şeyi endişe bileşkesiyle beraber pozisyonluyorsun. Bilmiyorum. Gerçekçi nedenlerin de olabilir bu arada bir şeyde. Gelecekle ilgili şeyi geçmişte yani geçmişin geleceğine baktığımızda kendi içerisinde hep bir matematikle hareket ettiğini fark edip işte öyle ya da böyle sonuçların öyle ya da böyle gıdanın daha çok dağıldığı, bebek ölümlerinin daha düştüğü bir dünyaya doğru hep öyle gelmiş. Ben geleceği endişeyle beraber paketlemektense daha çok bizim evrimsel güdümüzle, sizden çaldığım temel bilgiyle biz aslında hangi motivasyonla hareket ediyoruz'a bağlamaya çalışıyor. Mesela süper organize olmayla ilgili bir garip çabanın aslında bu ağ, sosyal medya falan dediğimiz şeyin bu çabanın ilkel haliymiş gibi de sezinliyorum. Yani tabii ki bir süper organizmada olmaya benim umudum da o tarafa evet. Doğru zaten. O bağlantısallığın bu zorlukları azaldığında. Evet. Direkt herkesle istediğin gibi kontak kurabildiğin anlık iletişim o hayal edemiyorum. Mesela insan zihni öyle bir yerden evet. Ve Star Trek'te hatırlarsın Borg'ları. Birbirleriyle bağlantılı. Bağlantılı bir ırkla karşılaşmışlardı falan hikayesi. Onun gibi değil tabii. O çok çirkindi de yani oradaki hali. Yani kötü bir düşman. Güçlü de bir düşmandı ama yani. İşte mesela onu kötüye yamamışız bak. Evet, öyle evet. Tabii yani. Bizden büyük ya, korkuyoruz. Evet. Ama yani davranışımız daha çok en büyük kaybımız ve en büyük pozisyonsuzluk sorunumuz daha çok birbirimizle girdiğimiz ilişkideki korelasyonu düzgün tutamamakla ilgili. Yani hep bir ötekiye öteki davranma. Halbuki teknik bilgi olarak da biliyoruz ki senin bana öteki olma olasılığın yok dünyadaki hiç kimse için. Ama bir %3 farkımız var ki birbirimizi orada anlama olasılığımız da yok. O da bir tuhaf. %3 birlik bir fark var. Orada bırak bende kalsın. Bende kalsın diye. İşte buna rağmen bunun olduğu bir örgütsel fotoğraf geliştirme. Mesela hani gerçekten toplumsal dokuda bir şey değiştiğinde şöyle olacağını düşünüyorum. 150 kişilik duygusal bağlar değil de 10 bin kişilik duygusal bağlar kurabilen insanın hani evrimde bir gelişmişlik ya da süper organizma olması da böyle bir şey belirleyecek ya gibi. Ya muhakkak tekrar söylüyorum hayatta kalırsa bunları becer, daha iyisini yapacak. Endişelenenin de şöyle bir fonksiyonu var. Daha önce korkuyu konuştuk ya. Aha. Şimdi korku bilgisizlikle bağladık ya bir de hani bilgi olmaması, bilgi boşluğu korku yaratıyor. Endişelenen insan ya şöyle kötü bir şey olabilir dediğinde o konuda onun öyle olmaması için bilgi üretiyoruz ya. Mesela muhtemelen insan vücudu 80 kilometreden fazla hızla gitmeye dayanamaz diyen adam sayesinde emniyet kemeri icat edildi. Yani o araçların içerisindeki ölüm oranımızı azaltan şey böyle bir endişenin ifadesi. Belki de o endişeler o yüzden bizim doğal bir parçamız. Yani geleceğe dair böyle bir önlem alalım falan diye. Yoksa yani bu endişeyi eğer sen komple yasaklayalım, benim ülkeme cep telefonu giremez falan kafasına getirirsen bu aptallık olacak, bu besbelli. Onu da belki dozunda kullanmak lazım. Bak bölümler arası devamladık konu nasıl? Arada şey aklıma geldi, o yüzden bıyık altından gülüyorum. Harry Ford'un banka başvurusunda banka avukatı şey diye cevaplamış. Harry Ford araba yapmak için fabrikası kredi için kredi başvurusundayken. Abi atlar kalıcıdır, otomobiller geçicidir. Nasıl bir cevap vermiş? Ve Ford'un bir lafı var çok hoşuma gitti. Eğer iş yaparken başka insanları dinleseydim 90 km hızla giden at yapmam gerekirdi diye. Harika bir şey var. Evet, oysa evet. Ben diyor kafama göre takıldım mı çıktı. Hani bu bölümü de niye konuştuk üzerine tekrar özetlersek biraz hani konunun üzerinde geze geze de konuştuk. Zamanın ruhuyla alakalı bir şey tarif etmedi. Bu dönem bana sorsan birkaç yüzyıldan sonra bakıldığında
çok fazla çelişki ya da birbirimize yalan, kendimize yalan söylediğimiz bir dönem gibi algılanacak hissi var içinde. O konuda hemfikirim seninle. Çünkü ortalık çok karışık, veri çok ya. Her kafadan bir ses çıkıyor ya ve karşılıklı olarak taraftar bulan sesler yükseliyor ya. O yükselenler evet. Yarına kalacak. Evet. Saçma çelişkilerin çağı olarak gözükecek gibi görünüyor. Gerçekten. Yani liberal globalizmle alakalı en yüksek motivasyonla konuştuğumuz dönem aynı zamanda en devletçi şeyleri konuştuğumuz ve faşist yönetimlerin konuştuğumuz bir dönem falan. Her şey bir tuhaf ikilik içerisinde. Bu ikilikte hep çok dikkatimi çeken, yeri geldiğinde altını çizmek için söylediğim bir şey. Ortalama bir insanın, yani belli temizlik ve hijyen koşulları, tuvalete gidebildiği, temiz suya ulaşabildiği, bir ev ya da korunaklı barınakla aran içerisinde ısınabildiği ve standart teknolojileri kullanabilen ortalama bir insanın yaşamını bu halde devam ettirebilmesi için dünyada iki tane ayrı insanın bariz yoksulluk sınırının altında olduğu bir dünyadayız. Bunu görüp görmemezlikten gelmenin dengesini de kurmamız gerekecek. Bu da çok büyük bir riyakarlık gibi görünüyor. Her şey denge evet. Mustafa, her şey denge. Bu denge hadi. Konusuna girelim. Azıcık. Oo. Bak sadece geçmiş bölümlerde değil, gelecek bölümlerde de bağlantı kuralım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eyvallah.